Ay, ay konuşamadım. Ana. Ana. Ya. Dur. Çat diye taksak içine. Tamam, hiç kızdırmayacağım seni. Herkese merhaba, ben Merve. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir ürün inceleme, enteresan ürün inceleme videosuyla karşınızdayım. Bu formatı ne kadar çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de aynı şekilde çok seviyorum. Daha önceki, bayağı önceki videolarımdan bir tanesinde enteresan bir fondöten püskürtme aleti denemiştik. Çok sevmiştiniz. Madem öyle, bu sefer yepyeni bir aletle karşınızdayım. Hadi hemen başlayalım. Evet, ürüne başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Çünkü ben video yüklediğim zaman bazen yorumlarınızda görüyorum. Merve sen video yüklemişsin, Instagram'da görmesem hiç haberim olmayacaktı diye. Bunun sebebi oradaki minik zil işaretine basmamanız. Onu açtığınız anda ben video yüklediğim anda hemen size bildirim gelecek. Daha fazla sizi heyecanlandırmadan, kendim de heyecanlanmadan hemen başlayalım. Şimdi böyle bir kutu. Beyaz, ufak tefek, oldukça hafif bir kutu. Üzerinde de gördüğünüz gibi Electric Makeup Brush yazıyor. Beni çok heyecanlandırıyor bu tarz ürünler. İlk kanalımı açtığım zaman da biliyorsunuz çok çok eski zamanlarda, bundan neredeyse 4 sene önce fırça temizleme aletleri denemiştim böyle yumurta şeklinde. O çok işe yaramamıştı. Bu arada mesela böyle videoları seviyorsanız hep ben size söylüyorum ya, gerçi biraz jenerik haline geldi. Videonun sonunda işte ilginizi çekebileceğini düşündüğüm videoları ekliyorum diye. Gerçekten bu videoyla alakalı videolar ekliyorum. Bunun sonuna yine bu tarz aletleri sevenler için enteresan videolar koyacağım. İstiyorsanız o yumurtalı aleti de koyarım. Bunu da çok uzun zamandır görüyordum. Yurt dışındaki YouTuber'larda, işte makyaj bloggerlarında denemek istiyordum. Hadi bakalım başlayalım, nasıl bir şeymiş. Şimdi bir kutu. Üzerindeki jelatini ben çıkarttım. Sadece jelatin vardı. Her zaman olduğu gibi bir içerisinde nasıl kullanıldığını anlatan bir kılavuz var. Şöyle bir alet, ufacık, çok pratik. İki tane başlığı var. Şu gövdesi zaten aletin. Bir tane klasik bir USB kablosu çıkıyor içinden. Şu sanırım bunu çıkarttıktan sonra arkasına takacağımız. Ya da bir saniye. Şöyle galiba, evet. Açtıktan sonra aynen. Şöyle bir arkası da var yani. İsterseniz böyle delikli bir yere belki asmak isteyebilirsiniz. Bir tane de böyle bir şeyi var. Şu şekilde USB ile çalışıyor. Pille çalışmıyor. Şu fondöten başlığı. Fondöteni yaymak için. Bu da pudra ve allık için kullanılan başlık. Zaten belli oluyor yani, okumadan anlayabiliyoruz. Ama içerine bir bakalım. Vaadi neymiş bu aletin? Hızlıca şöyle bir göz atalım. Otomatik Makeup Blending Brush. Hiçbir şekilde diyor çizgilerinize dolmadan, gözeneklerinizi kapatarak flawless, yani böyle kusursuz bir görünüm yaratır cildinizde diyor. Çok güzel dağıtır, hiçbir şekilde çizgi bırakmaz cildinizde diyor. İki tane de başlığı olduğundan bahsediyor. İşte bir tanesinin tahmin ettiğimiz gibi fondöten, bir tanesinin allık başlığı olduğundan bahsediyor. USB kablosu içerisinde, bununla beraber diyor şey yapacaksınız, şarj edeceksiniz diyor. Bir saat full şarjlı oluyormuş. 1,5 saatin üzerinde de çıkabiliyormuş şarjı. 3 tane de şey varmış. Hız derecesi. Yavaş, orta ve yüksek olarak. Bakalım nasıl olacak. Şarjdayken bir de çalıştırmayın diyor kesinlikle. Yani şarj edeceksiniz. Bırakacağız. Şu an şarjlı gibi gözüküyor. Şimdi şöyle arkasını takalım. Kapatalım USB kısmını. Aslında güzel olurdu şarjdayken çalıştırmak ama onu özellikle yazmış böyle büyük harflerle. Ay ne kadar sakarım ya hiç böyle şeylerde. Öncelikle başta da söylediğim gibi fondöten tabii ki kısmını deneyeceğiz. Daha sonra allık sürmeyi deneyeceğiz. Çok rahat şekilde böyle takılıyor hiç zorlamadan. Fırça oldukça yumuşak ve böyle bizim klasik H&M'in fırçaları gibi çok sert kabuki olmamakla beraber yine de kabuki fırçaları konuşamadım. Kabuki fırçaları andırıyor demek istedim. Ben bunu da düşündüm ki çok kalın bir fondöten kullanmayalım. Zaten normal hayatımda da o kadar kalın fondötenler kullanmıyorum. IT Cosmetics'in Your Skin But Better CC Plus şeyini kullanalım. Ürününü kullanalım. Cildimde hiçbir şey yoktu. Sadece maskara ve şey ruj sürdüm. Evet, başlıyoruz. 3 kademesi var dedik. Öncelikle bir açalım makineyi. Bu en düşük kademe. İstiyorsanız en düşükte bir deneyelim. Baktık olmuyor.
Sonra ikinci ve üçüncü kademelere geçeriz. Aa, çok değişik. Bir dakika. Birazcık arttıracağım bunu ben. Bu ne ya? Tamam. Bu daha mantıklı. Ama... ağzıma her yerime yaydı. Bir dakikadır kontrol edemedim ha. Ben hiçbir şey yapmayacağım. Aslında teknik olarak öyle olması gerekiyor. Bu ne ya? Çok geldi. Onun neden? Şimdi artık bekleyelim bakalım. Çok geldi. Şu alnımdakileri alayım bari. Niye bu kadar arada bu kadar? Ana! Aa şey çıktı. Dur! Dur! Niye çıktım? Hay Allah, bir dakika arkadaşlar. Devam edeceğiz. Direkt üçüncü kademe. Ben de birazcık yapacağım ya. Böyle hiçbir şey olmuyor. Ona bırakırsam. Bir günde sürer yani bunu. Aa çıkıyor ama bu. Bu ne? Hiç şeye müsaade etmiyor. Senin yapmana müsaade etmiyor. Devam ediyorum. Keşke birazcık daha az sürseydim ama. Tabii onu hesap edemedim. Benim normal bir kabuk fırçayla böyle bir sürü noktalar koyup çat 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 dağıttığım için ya da şeyle, süngerle fazla gelmiyordu. Buna fazla geldi. Çünkü benim sürtünme hareketi yapmama müsaade etmiyor. Belki ben de şöyle biraz yuvarlak hareketler yapabilirim. Ana! Ya! Kızacağım ama artık. Üstümü de mahvettin. Tamam, hiç kızdırmayacağım seni. Bildiğin gibi yap, tamam mı? Bu mu flawless ya? Bu mu flawless yani? Halloween makyajı gibi oldum şu an. Biraz şu ona izin veriyor. Ay! Ay yok. Bunun tek sorunu bence şey, başlığının yuvası olmaması. Yani böyle hakikaten çatırt diye sokabileceğiniz ve çok zor çıkabilecek bir yuvalı bir başlık olsaydı o zaman böyle biraz kendinizin de hareketleriyle şey yapabilirdiniz. Şimdi durduracağım. Gerçekten güzelce yayabilirdiniz ama yuvası o kadar şey ki, biraz şöyle yapayım. Yuvası o kadar hani yuvası yok ki ve o kadar hani idareten duruyor ki aletin başında. Dolayısıyla en ufacık bir şeyde bakın şöyle çok kolay çıkartmak. Çıt. Böyle çıt. Ya böyle burada bir yuvası olsa böyle çat diye taksak içine. Hani tabii ki çok sert hareketler yapmaktan bahsetmiyorum ama hani en azından yön vermek istediğinizde bile zaten çıkıyor. O yüzden bence en büyük problemi o. İkincisi bir şekilde ben bu ürünü de severek kullanıyordum ten ürününü ama çok fazla geldi ten ürünü. Belki birazcık daha az olması gerekiyor bu şeye. Sonuç bence iyi değil. Görüyorsunuz zaten. Allıktan bir ümitliyim. Şimdi böyle bunu dağıtıp, dağıtmadığı yerleri dağıtıp, şöyle elimle de dağıtabilirim. Gördüğünüz gibi elle yaydığım zaman aslında ürün fazla değil. Yani bu fırçaya göre fırça dağıtmadığı için doğru düzgün çok yüzeyde kaldı ten ürünü. Yoksa baktığınızda
Şöyle birazcık fırçanı kendisiyle de. Fırçası da çok güzel bu arada. Yani o kadar hakikaten biraz hızlı çalışsa ve birazcık da başlığı sıkı olsa gerçekten çok güzel dağıtacak. Ama işte başlığının kötü olmasından ötürü iyi dağıtamıyor. Şimdi şeyden birazcık daha umutluyum. Siz söyleyin. Fondötenden değil de allığı uygulama şekli belki tatlı olabilir. Bakalım bir de şimdi allığı deneyelim. Evet. Allık fırçasını taktık. Hemen allığımızı alalım. Pudra da bu arada uygulanıyor. Yani transparan pudra da uygulanabilir. Şey de uygulanabilir. Tamam, şimdi birazcık alıyorum. Fırçanın ucunu aldım. Çalıştırıyorum. Bundan daha ümitliyim. Sanki dediğim gibi bu olacak. Birazcık daha hızlandıralım. Üçüncü kademeye geçtim. Evet, şey oldu, allık oldu. Bakın. Bence oldu. Allık güzel çünkü fondöten gibi cildinize yedirmeye çok uğraşmadığınız için, şöyle hafif sürdüğünüz için bence çok güzel oldu. Öteki tarafa da sürelim. Ha bu arada şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Dönüş şeyini değiştirebiliyorsunuz. Sağa ya da sola yapabiliyorsunuz. Bunu da diğer tarafa doğru yapalım. Allık yapıyor. Ay. Allık yapıyor. Ama yine son dakika kendini bir attı, bir intihar etti. Ama allığı uygulayış şekli hoşuma gitti gerçekten. Ha, uygular mısın Merve bununla? Yani eğlencesine böyle bir konuk arkadaşımı alırsam kanalıma. Belki hani birlikte böyle sırf bu aletleri deneyerek bir makyaj yapma fikri var aklımda. Konuğumla beraber. Öyle bir şey için yaparım yani. Günlük hayatımda oturup da hani ay hay Allah yanımda şeyim yok. Allık sürme cihazım yok. Tüh ne yapacağım demem kesinlikle. Ama fondöteni dediğim gibi kullanmam kesinlikle. Ama allık için ne bileyim yani. Değişik işte. Sonuçta böyle farklı şeyleri denemeyi seviyorum. Birazcık da biliyorsunuz böyle Instagram keşfette düştüğünde özellikle yabancı YouTuberlar böyle wow, incredible falan filan yapıyorlar ya. O yüzden merak edip aldım. Hiç de para verip almaya değecek bir şey değil. Daha önceki videolarımda mesela şey almıştım bir tane. O çok güzeldi. Belki de bugüne kadarki aldığım bu ilginç aletler arasında en işe yarayanı ve en kesinlikle verilen parayı hak edeni. Fırça temizleme cihazı ama yumurta gibi olan değil. Böyle şeyin içine sokuyorsunuz böyle zzzz diye böyle dönüyor çok hızlı şekilde. Yani bunun gibi böyle bütün içi fondöten olan ve normal şartlarda böyle ovalayarak çıkartamadığınız fondötenleri çılgın gibi içinden akıtan ve aynı zamanda da kurutan bir aletti. Mesela o çok başarılıydı. Gerçekten YouTube kanalı tarihimde en başarılı alet oydu. Bu formatın devamı tabii ki gelecek. Farklı farklı ürünleri denemeye devam edeceğim. Ama şey fikri hoşuma gidiyor, onu yapalım mı ne dersiniz yani? Sizin de sevdiğiniz bir YouTuber, siz söyleyin kim olsun mesela. Sadece bu böyle enteresan abuk subuk aletleri deneyerek makyaj yapalım. Güzel olmaz mı? Bence çok güzel olur. Hani biz gene sizler alışkınsınız, ben biraz alışkınım. Ama çağıracağım kişi büyük ihtimalle hiç alışkın olmayacak tabii ki böyle aletlere. Ona denetelim. Ben normal yapayım mesela. O böyle aletle denesin falan ve o tarz bir şey yapabiliriz. Evet, videonun sonuna geldik. Son bir daha şöyle bir bakayım. Allık dediğim gibi tatlı. Biraz hafif şey gibi durdu. Dağıtılabilir. Artık daha zaten ne yorumluyum gözünüzde de gördünüz. Söyleyeceklerim bu kadar bu ürünle alakalı. Başka ne tarz ürünleri incelememi istersiniz? Genelde benim böyle ürünleri sevdiğimi bildiğiniz için özellikle hep böyle DM'den bana mesaj gönderiyorsunuz. Merve sen buna bayılırsın, Merve bunu inceler misin diye. Siz bana atın, ben bir bakayım nereden alınıyor o ürünler. Şunları yıkayacağım, ayırayım. Nereden alındığına bakayım çünkü bazıları böyle şey oluyor. Amerika'da oluyor bunun gibi, bunları da Amerika'dan almıştım zaten. Getirmek çok mümkün olmuyor ama siz yine de bana atın. Ben bir yolunu bulurum, giden birini bulurum falan filan ayarlarım yani. Güzel ürünler bulmaya çalışın. Ben de bakayım araştırayım o anda. Arada böyle ayda bir kere tatlış bir bu formatımıza devam edelim diyorum. Videonun sonuna geldik. Yine böyle bolca konuştuğum bir video oldu. Ben yine her zamanki gibi tabii ki çok keyif aldım. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir. Beni hala diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmiyorsanız
etmek isterseniz etmeyi unutmayın. Bütün hepsinin açıklamasını videonun açıklama kısmına koyacağım. Bu arada aklınızda olsun. Böyle hep bazen soruyorsunuz ya, Merve üstündeki ne? Merve Ojen ne? Merve bu videodaki maskaran ne? Merveciğim arkamdaki işte şey çiçek ne vesaire. Bununla ilgili bütün detayları barındıran bir link olacak. Açıklama kısmında göremediğiniz zaman şaşırmayın. Çünkü hepsini tek tek açıklama kısmına yazıp boğmak istemiyorum kimseye. Bu videoyla alakalı tüm detaylar bu linkte diye bir link vereceğim. Size oraya tıkladığınız zaman zaten benim bloğuma gideceksiniz. O blokta ne giymişim, hangi maskarayı sürmüşüm, arkamdaki çiçek nereden, arkamdaki vazo nereden, hepsini detaylarını içeren bir kocaman bir yazı var. Orada görebileceksiniz hepsini. Onu da şimdiden belirteyim, aklınızda olsun. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tekrar hepinizi çok seviyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve oradaki minik zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Şuraya bu arada tıklayarak kanalıma abone oluyorsunuz. Ekranda başta da dediğim gibi ilginizi çekebilecek, eğer bu videoyu beğendiyseniz farklı videolar da koyacağım. Onları da izlerseniz çok sevinirim. Hepinizi çok öpüyorum. Kocaman yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.